Buraya bakalım. Hadi. Başkan. Şimdi bilindiği üzere Yusuf Hoca ile anlaşmıştık. Yusuf Hoca ile yolumuza devam ediyorduk. Yusuf Hoca ile ilgili tahtadan dolayı yolumuz ayrıldı. Kendisinden sonraki süreçte de biz o boşlukta altyapıdan sorumlu olan Memdu Hocamız vardı. Memdu Hocamız da hemen kaydırıp üste yoluna devam etmesini istedik. Çünkü ani bir ayrılış vardı Yusuf Hoca ile. Ondan dolayı da Memdu Hoca ve ekibini topladı. Hocamızın fikrini de aldık. Hangi hocayla çalışalım? Ne diyorsunuz? Çünkü aklımızda tabii. Hocayla ilgili bizim yabancımız değildi. Hoca bizim her şeyimiz. Çünkü ben kendisini getirirken de, başkanla birlikte getirirken de bu doğrultuda getirmiştik kendisini. Bütün her şeyin sorumluluğunu kendisine verdik. Ve bu toplantının içerisinde Memdu Hocamız da vardı. Kendisi de biliyor ki biz altyapıdan sorumlu olarak getirdik ve hocanın olmadığından dolayı da sağ olsun bu kutsal görevi kendisi kabul etti, bizi kırmadı. Bütün sorumluluğu alıp bizle beraber var olduğunu söyledi. Nerede istiyorsanız ben sizin yanınızdayım dedi bize. Sivas maçına gelene kadar bir iki isim kafamızda oluştu. O isimler hakkında da olumlu görüşlerimiz olmadığı için vazgeçtik o isimlerden. Ve Sivas maçına yetişmeyeceğini anladığımızda da hocamızın Sivas maçına takımı hazırladığını, onunla beraber çıkması gerektiğine kanaat getirdik. Bizim başkanın görüşmeler yaptığı Ümit Turmuş hocamız davet etmişlerdi buraya. Kendilerine de davetleri şu şekilde: gelin buraya görüşelim. Yüz yüze görüşelim. Görüşmemizde olumlu şeyler çıkarsa biz anlaşırız denmişti. Biz de burada misafirimiz oldu. Sivas maçını seyret. Başkan da benim aramda. Ben futbol şube sorumlusu olduğum için biraz nabzı yoklayınca ben başkanım dedim. Yani netice itibariyle bizim fikrimiz bir arada toplandığımızda kendi aramızdaki olan görüşmeleri hocanın pek fazla evet, dışarı yansıtmadık. Hocanın devam etmesiyle ilgili bir karar almıştık. Dedik ki Memdu Hocamız devam etsin dedik yani. Çünkü bir hava yakalandı ve burada da çok böyle maddi anlamda bir şeye girmeye de gerek yok. İkinci maçımıza çıkıyoruz. Sivas'ta atlatınca biz de hocamıza bu olayı başaracak diye ben tam anlamıyla başkan ve ben kendisine güvendik ve inandık bu anlamda. Bu kulüp Mersin'in kulübü. Biz egolarımız yok. Egolarımızı tatmin etmek için bu kulübü ziyan edemeyiz. Halk böyle diyorsa, taraftar böyle diyorsa biz her zaman geri adım atabiliriz. Attık da daha önce zaten. Bir problem yok. Biz hiçbir şeye üzülmeyiz. Ama hocam kabul ettiği için de çok teşekkür ediyoruz ayrıca. Orada Durmuş hocamın futbolcularla diyaloğu iyi değil, futbolcular buna karşı şey yok diye bir beyanatı var. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yaptırdığımız 12 günlük süre içerisinde hiçbir futbolcumun bana karşı en ufak bir saygısızlığı, tepkisi, en ufak bir şey olmadı. Onlarla benim iletişimim en üst düzeydeydi. Zaten bunu maçtaki çalışmaları, güçleri, koşmaları, golden sonra bana gelmeler hepsi zaten bunu açıklıyor. Ben bu konuda hocamın o verdiği, Durmuş hocamın şeyini kınıyorum yani. Sadece duyumla böyle bir beyanatın vermesini hocama yakıştıramadım. Önemli olan kulübümüz zaten sıkıntıda. Kulübümüzü bir fesih ederek tekrar bir zarara sokmak doğru değil. Ne yapmak lazım? Diyalogla bu işi çözmek lazım. Sayın Başkanım'ın dünkü açıklamasına tabii karşıdaki de insandır. Tepki göstermiş olabilir. Kızgınlıkla bir şey yazabilir. Ben buna bir şey demiyorum. Ancak kendisi beni aradı. Bir basın açıklaması yapmak zorundayım dedi. Çünkü dedi hakkımda yazı yazılmıştı. Siz bilirsiniz hocam dedim. Ben ne yazacaksınız dedim. Ben bildiğim ne varsa onu yazacağım dedim. Peki siz bilirsiniz hocam dedim sabahleyin. Bir de şunu söyledi. Açıkça bunu da söylemek lazım. Benim için Mersin İtmaridi önemli. Mersin İtmaridi'nin devamlılığı önemli. Zor gününde bizim gibi insanlar, tecrübeli insanların Mersin İtmaridi'nin yanında olmalı. Yaptığımız sözleşmenin hiçbir anlamı yoktur. Karşılıklı yırtarız. Hiçbir sorun da yoktur. Kardeşim yolunuz açık olsun dedi. Ben de memnun oldum. Neden? Herhangi bir cezai müeydeye bir cezaya girmeyelim, tazminat ödemeyelim. Yani zaten kulübümüzün bir sıkıntısı var. Ben bu yolla bu işi çözelim dedi. Bizim için taraftarlar önemli. Bizim için Mersin önemli. Ben aldığım tepkilere bakarım. Ben dün inanılmaz derecede tepki aldım. Açıklıyorum resmen Twitter'dan, Face'den, Messenger'dan ve o tepkiden sonra hocam aradı. Sözleşme yapmış olduğumuz hocam aradı. Hocam ne diyorsunuz dedim. Sabaha bekleyelim dedi. Demet Arat Doğan başarılıydı. Şeyimizi yaptık.
Yani neticede bu takım Halkın takımı. Bu takım şeyle Mehmet Altıparmak'la imza atmamıştı ki zaten. Siz. Anlatabildim mi? Yapmayın bunu. Yani Sivas maçında... Başkan. Ya bakın, vallahi billahi hocaya sorun. Sorabilirsin. Başkan. Başkan. Hocam. Başkan. Tamam başkan. Hadi. Başkan. Tamam. Hocam lütfen aç.